Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Bakırköy'den sizlere sesleniyoruz. Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz ve çok önemli bir konumuz var. Bugün çocuk ergen alkol madde tedavi merkezindeyiz. Çamatem birimindeyiz ve merkezimizin koordinatörü uzman doktor Arzu Çiftçi hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Zira önemli bir hususta izleyenlerimizi bilgilendiriyor olacağız. Bu konudaki farkındalığımız toplum olarak ne kadar fazla olursa sanırım burada yaşanabilecek sıkıntılar da o derece azalacaktır diye düşünüyoruz. Öncelikle Çamatem'i bir izleyenlerimize anlatacak olursak. Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezi Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastanesi'nin bünyesinde bulunuyor. Ne zaman hizmete vermeye başladı? Nasıl bir çalışmadır? Buradan başlayalım dilerseniz. Çamatem aslında 1998 yılında UMATEM olarak kuruldu. O dönemde uçucu maddeler genellikle çocuk ve ergenlere daha yaygındı. O sebeple Türkiye'de ilk defa kurulan bir merkezdir. Özellikle 18 yaş altına hizmet veren. Genellikle daha öncesinde 18 yaş altı çocuklar erişkinlerle beraber tedavi ediliyordu. Ama tedavi protokolü tamamen farklı olduğu için böyle bir merkeze ihtiyaç duyulmuş. 98 yılında kurulduktan sonra 2000'li yıllarda medyadan da hatırlarsınız, İstanbul'da ciddi sıkıntılara sebep oldu. Özellikle uçucu kullanan çocuklar. Ve yeni bir yapılanmaya ve revizyona gidildi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber bir sistem kurularak bugünkü Çamatem birimi, yeni binalar ve yeni bir sistem oluşturuldu. Yaşa bağlı olarak ve Türkiye'deki genel trendde maddelerin değişmesinden kaynaklı bir sebepten dolayı da UMATEM adı Çamatem'e çevrildi. Çünkü maalesef diğer uyuşturucu maddeler de çocukların arasında yayıldı. Yayıldı. Peki hocam, burada ki çocuk diyoruz. Yani baktığımız zaman evet, gazetelerin 3. sayfa haberlerinde böyle çok olumsuz haberlere denk geliyoruz. Artık internet farklı bir bilgi paylaşım ortamı ve bu hususta böyle olumsuz görüntülerde görebiliyoruz. Çocuklarda ne derece yaygınlaşmaya başladı bu husus? Bu konuyla alakalı 2010 yılında ve 2012 yılında yapılmış yerel bazı çalışmalar var. İstanbul'da özellikle. Bunlardan örnek verebilirim size. Valiliğin izniyle bizim Bakırköy Ruh Sinir'de yaptığımız yaklaşık 5000 lise öğrencisinde bir çalışma var. Her 10 çocuktan biri yasa dışı alkol ve tütün dışında yasa dışı bir madde denemiş. Yani oldukça ciddi bir rakam aslında. Ciddi bir rakam. Yani lise 1, 2, 3. sınıflarda yapılan bir çalışma. Bütün liseleri almış bir çalışma. Emniyet de benzer bir çalışma yaptı. Onlar daha geniş bir sayıda, 35 bin kadar çocuğu taradılar. Benzer rakamlar. Her 10 çocuktan biri yasa dışı bir madde denemiş. Yasa dışı gibi duruyor. Bu sigara ve alkolün haricinde tabii, bir maddeden bahsediyoruz. Tabii. Bir yandan her ne kadar belki tedavi etme durumuna gelmeyecek seviyede de olsa, alkolle alakalı da gençlerin, özellikle lise talebelerinin fazlaca bir sıkıntısı olduğu haberlerden duyuyoruz ama birebir işin uzmanından baktığımız zaman bu noktayı özelinde soracak olursak, her ne kadar dediğim gibi tedaviye muhtaç durumda olanlar size geliyor ama siz sektörün ve durumun içerisinden baktığınızda nasıl görüyorsunuz, nasıl bir gidişat var? Şimdi alkol bağımlılığı çok ileri yaşlarda ortaya çıkan bir tablodur. Fakat alkolde iki tane temel sorun var. Bir tanesi özellikle gençlerde ortaya çıkan, gençlerde ve genç erişkinlerde ortaya çıkan aşırı alkol alımı. Ve buna bağlı olan işte sosyal, fiziksel problemler. Yani bağımlılık aslında çok daha sonra var olan bir sorun ama alkolde öne çıkan toplumsal en önemli problem alkollü araç kullanma, alkollü suç işlem oranlarının gerçekten çok yüksek olması, aynı zamanda da özellikle çocukların ve gençlerin alkolü kullanırken sınırlarını bilememesinden kaynaklı alkol zehirlenmesine bağlı ölümler, kaçak alkol kullanımına bağlı ölümler ve dediğim gibi trafik kazalarında ölümlü trafik kazalarının birinci sebebi alkol. Alkol oluyor. Ve suç işleme oranları da oldukça yüksek alkol alındığında. O açıdan da bağımlılık değil de alkolün kullanımı açısından, kontrolsüz kullanımı açısından
gençler ve genç erişkinler oldukça risk altında. Hı hı. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki beyin gelişimi devam ediyor 20'li yaşlara kadar. Yoğun alkol kullanımı, yani bir kere de işte oturup 5-6 kadeh yoğun içme çok ciddi şekilde beyne zarar veriyor, beyin hücrelerini öldürüyor. Öldürüyor. Peki hocam, burada çameten birimi olarak biraz daha dediğim gibi birimi de tanıyacak olursak şu anda ne kadar bir hastaya hizmet vermekteyiz? Nasıl bir ekibimiz var? Sanırım Türkiye'de artık tek değil. Evet, tek. Başka bölgelerde de var. Hı hı. Bu açıdan hangi bilgileri paylaşırız? 15 erkek, 6 kız yatağımız var. 2 ayrı servis olarak hizmeti veriyoruz. Yataklı servis, bunun dışında da poliklinikten ayaktan tedavi merkezimiz var. Nasıl bir hizmet veriyoruz? Çocuklar, ergenler bize herhangi bir yolla başvurabiliyorlar. Aileleri getirebiliyor, kendileri gelmek istiyor olabiliyorlar ya da yasalarla, kanunlar çerçevesinde. Herhangi bir sebepten yakalandıklarında, tedaviye karar verildiğinde kanun eşliğinde bize gelebiliyorlar. Yaptığımız şey şu, önce baştan aşağı bir psikiyatrik muayeneden geçiriyoruz. Genel bir tıbbi muayeneden geçiriyoruz. Çünkü özellikle alkol ve uyuşturucu kullanan gençlerde çok daha fazla fiziksel hastalık ortaya çıkıyor. Bunları atlamamak adına. Psikiyatrik ve fiziksel muayenesinden sonra biz rehberlik sistemi dediğimiz bir sistemle çalışıyoruz. Yani özellikle çocuk ve ergenlerde güven çok önemlidir. Tedavinin içerisinde tutabilmek için bir rehberi oluyor çocuğu. Her çocuğun bir rehberi oluyor. Ve bütün tedavi süresi boyunca ne kadar tedavide kalırsa, ki tedavi çok uzun, yıllar sürüyor, o rehberiyle görüşmeye devam ediyor. Güven ilişkisi içerisinde, tedavinin içerisinde hem yataklı serviste hem ayaktan serviste kendi rehberiyle görüşmeye devam ediyor. Tespit ettiğimiz işte psikiyatrik hastalıklar, fiziksel hastalıklara müdahale ediyoruz. Asıl tedavi modeli ayaktan tedavi modelidir. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi tedavi çok uzun yıllar sürüyor. Genel olarak halkın algıladığı şöyle bir yanlış var. Her madde kullanan çocuğun ya da her bu tarz problem olan çocuğun yatması gerektiği gibi bir algısı var. Halbuki bağımlılık çok ileri safhalarda ortaya çıkan bir tablodur. Birçok genç, birçok çocuk ayaktan tedaviyle aslında kontrol altında tutulabilir. Eğer tedavide ayaktan kontrol altında tutulamazsa, maddeden uzak duramazsa çocuk ve aileyle birlikte ortak bir karar verip yatışa karar veriyoruz. Yatış burada tamamen isteğe bağlı. Belli bir anlaşma yapıyoruz, belli bir program dahilinde protokol imzalıyoruz. Ve o program dahilinde çocuğu yataklı kuruma alıyoruz. Buradaki tedavi modelimiz 2 aylık bir model. Akla şöyle bir şey geliyor hocam. Yıllar boyunca takip etmek gerekiyor dediniz. Çocuk ergenlik döneminde başvuruyor ama daha sonra tabii yaşı ilerliyor. Bu ilerlem artık, yani ergenlik ve çocukluk döneminden çıkmış olan kişiler de yine sizin biriminiz mi takip ediyor? Yoksa bir başka birime devir mi ediliyor? Şimdi eğer alkol ya da maddeyi kullanmayı bırakmışsa bizim takiplerimizde ise 18 yaşını geçse bile takip etmeye devam ediyoruz güven ilişkisi içerisinde. Yaşamdaki sıkıntılarını, problemlerini, işte tekrar uyuşturucuya kayma risklerini ortadan kaldırmak için bireysel görüşmelerini ve terapilerine devam ediyoruz. Ama madde kullanmaya devam ediyorsa amatöre devrediyoruz. Evet. Bu noktada hocam şimdiye kadar takip ettiğiniz ya da aktif olarak takip edilen çok ciddi bir hasta rakamı oluşmuştur. Hele 98'den beri yürüyen bir bu hususta bir en azından aktif takip ettiğiniz hasta sayısıyla alakalı fikir verebilir misiniz? Bir de şimdi buraya ne kadar sıklıkla bu insanlar takip için kendileri mi başvurmaları gerekiyor, yoksa bir bilgi akış süreci var, bu merkez tarafından mı aranıyorlar, soruluyorlar? Maalesef henüz devletin ya da sağlık sisteminin çocuklara dönen bir modeli yok. Yani biz aramıyoruz. Onlar bize başvuruyorlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde uyuşturucunun zararlarını çok görmedikleri için ve daha çok işte hayatın haz döneminde oldukları için aslında çocuk ve ergenler çok fazla uyuşturucu tedavisine başvurmak istemezler. Tedaviye gönülsüzdürler ya da çok kolay çelinirler, çok kolay fikirlerini değiştirirler. Bir tedaviye başvururlar, sonrasında işte sokak hayatı ya da eğlence onlara cazip gelir ve vazgeçerler. Biraz önce bahsettiğim gibi bazen aileler getiriyor, bazen çocukların kendileri geliyor, bazen de kolluk kuvvetleri getiriyor. Hı-hı. Bu şekilde çocuklar bize başvuruyorlar. Burada hocam o zaman şöyle, şurası önemli anladığım kadarıyla, ailelere seslenelim. Çocukların da
ne tür şeyler gördükleri zaman şüphelensinler? Özellikle madde bağımlılığı açısından ya da alkol açısından, aslında belki sigara bile açısından. Yani sonuçta her ne kadar yasal, işte sağlıkla alakalı problem var deniyor ama kısa vadede çok bir zarar görüldüğü için çok üzerinde durulmuyor. Bu hususta anne babalara genel olarak neler tavsiye ederim? Çünkü size gelen anne babalar büyük ihtimalle belli hataları yapmış olduklarını zaten itiraf da ediyorlardır ve siz de tespit de ediyorsunuzdur. Ya burada şunlar ters gitmiş ki bu çocuk buralara gelmiş diye. Şimdi her zaman bir takım şeylerin ters gitmesi gerekmiyor. Aslında öncelikli olarak önlemeden başlamak lazım. Yani hani çocuk uyuşturucuya başladıktan sonra gerçekten ciddi bir mücadele gerekiyor. O yüzden de aslında ailelerin uyanık olması lazım. Bazen her şey yolundayken de çocuklar uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanabilirler. Yani illa da bir çocuğun hayatında bir şeylerin eksik ya da yanlış gidiyor olması gerekmiyor. Hı hı. Eğer ortamda uyuşturucu varsa, çocuk da o anda bunu kullanmaya ikna oluyorsa bunun devamı gelebiliyor maalesef. O yüzden de halkın genel bir yanlış var. Benim çocuğum yapmaz, bizim başımıza gelmez, biz iyi bir aileyiz. Hiçbir şey maalesef çocukları gerçekten sonsuza kadar korumuyor. O yüzden aslında temel olan şey ailelerin çocukların her türlü zarardan nasıl koruyabileceklerini bilmeleri. Sadece uyuşturucu değil. Sadece. Çünkü sokaklar bir sürü tehlikelerle dolu, travmalarla dolu, internet öyle. Birçok sebepten çocuklar travmatize olup uyuşturucuya başlayabiliyorlar ya da başlarına bir takım sıkıntılar gelebiliyor. Temel mevzu bu meselenin akıllarında olması. Yani gündemde olursun, bu konuyla alakalı da bir bakış açıları olsun, evet, olabilir diye. Evet, yani nasıl çocuklarını işte akşam belli bir saatten sonra dışarıya bırakmaktan endişe ediyorlarsa, başına bir şey gelir diye ya da işte eve geç geldiğinde endişe ediyorlarsa, kulaklarının bir kenarında da uyuşturucunun her şekilde ortalıkta olduğu, riskli bir çağda yaşadığımızı unutmamaları gerekiyor. Aslında burada temel mevzu şu, önlemek açısından iki tane en önemli konu var. Bunlardan bir tanesi çocukların denetimi. Denetimden kastettiğim şey tabii ki gardiyanlık değil. Çünkü gardiyanlık özellikle ergenlik döneminde daha çok çocuğu aileden uzaklaştıran ve evden kaçıran bir şey. Bununla beraber çocuğun ailenin arasındaki sıcak ilişki. Özellikle anne ilişkisi çok önemli. Tabii ki eğer erkek çocuğuysa ergenlik döneminde babayla olan ilişki de çok önemli. Ama anne babanın çocukla kurduğu sıcak ilişkiyle beraber çocuğun nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını biliyor olması oldukça ciddi şekilde koruyucu. Bunun dışında sigara, şöyle söyleyeyim. Sigara ve alkol ne kadar erken yaşta başlarsa uyuşturucuya kayma riski o kadar yüksek. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Çünkü bir çocuk için sigara da uyuşturucu bir maddedir, yasa dışıdır. Yani 18 yaş üzerinde evet yasal ama 18 yaş altında alkol ve tütün yasa dışıdır. Çocuk da bunu böyle kabul eder zaten. Yani ailesinden gizli içiyordur. Onun zihninde de bu illegal bir yasa dışı bir maddedir. O yüzden de ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar diğer uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri kayma riski artıyor maalesef. Evet. Burada hocam bir ergen psikolojisiyle de baktığımız zaman sanırım yasağa karşı gelme, kendinin özel olduğunu hissettirme ve bu noktada bir ailesi ya da topluma karşı bir böyle zıt gitme hali ergenlik döneminde belli bir şekliyle her zaman olur. Evet. Bunu sanırım yönlendirmek midir bu işin aslında püf noktası? Gerek ailelere gerek çocukların kendisine bakan yönleri de vardır mutlaka. Şimdi ailelerin aslında unutmaması gereken en temel şey çok ciddi bir kuşak farkı olması. Her dönemde kuşak farkı oluyor. Fakat sanırım bizim dönemimizle bu dönem arasında çok ciddi bir kuşak farkı var. Yani çağ farkı var neredeyse. Çünkü teknoloji çok ciddi şekilde ilerlemiş durumda. Çok ciddi bir telekomünikasyon ağı var. Olanaklar çocuklar için çok çok daha fazla, neredeyse köylerde, en küçük mecralarda bile internet var. Çocukların her şeye, yani globalleşme dediğimiz her şeye ulaşabilme şansları var. O yüzden de bizim dönemimizden çok daha hızlı bir şekilde dünyayı öğreniyorlar ve çok daha farklı algılıyorlar. O yüzden de belki geçmişte işte o anneye babaya itaat, işte o geleneksel aile yapısı çok daha kolay korunuyor olabilirdi ama artık günümüzde maalesef bu çok hızlı öğrenmenin getirdiği çatışmalar çok daha yüksek miktarda ve yoğun olabiliyor.
en temelde aslında ailelerin ergenliği biliyor olması gerekiyor. Yani bizim ailelerde en çok gördüğümüz şey biz yapmazdık, bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda şöyleydi. O yüzden de çocukların gelişimini, ergenlik dönemindeki gelişimlerini yadırgıyor aile. Çünkü genellikle bizim ailesel yapımızda baskı çok ön plandadır. Yani aileler ergenlik dönemini tanımıyorlar, kendi dönemleriyle kıyaslıyorlar ve bu sebeple de çocuklarıyla çok ciddi çatışmaya giriyorlar. Hı hı. Şunu asla unutmamak lazım. Kendi büyüdüğümüz sosyal çevreler ve koşullarla çocuklarımızı büyüttüğümüz sosyal çevreler ve koşullar çok farklı. Çok çok farklı. O yüzden de kendimizden beklediğimiz ya da kendi anne babamıza itaat ettiğimiz biçimde çocuklarımızdan bir beklentimiz ya da itaatimiz olmamalı. Ergenlik dönemi aslında insan hayatında çok önemli bir dönem ve bir erişkinlik provasıdır. Ergenlik döneminde sadece işte isyan, kurallara hayır demek vesaire yoktur. Aynı zamanda kendi fizyolojik olarak ve beyinde bir takım değişikliklerle ortaya çıkan davranış değişiklikleri ve düşünce değişiklikleri vardır. Çocuk ya da ergen aileden uzaklaşır, sosyalleşmek ister, bir toplumun parçası olmak ister, arkadaşları tarafından sevilmek ister. Gelecekte hayatla alakalı ne yapmak istediğini düşünmeye başlar. Bu süre zarf içerisinde ailesi iletişimi gerçekten daha gergin ve daha öfkeli olur. Çünkü eleştiriye tahammül edemez. Kendisi ailesini eleştirmeye başlar. Aslında bütün bunlar bir çocuğun ailesinden kopup bir erişkin olması için fizyolojik olarak gerekli olan şeylerdir aynı zamanda. O yaşa kadar büyüdüğünüz, sizi kontrol eden ebeveynlerinizden kurtulmalısınız ki kendi kişiliğinizi bulup kendi ailenizi kurabilirsiniz. Böyle bir sistemi var aslında Yaradan'ın. O yüzden de bu dönemde bir de çok keskin çıkışlar olur. Yani özellikle işte o hormonal değişikliklerle beraber beyinde var olan değişiklikler mesela bir yıl içerisinde çocuğun bütün karakterini değiştirebiliyor. Öyle olduğu zaman aileler çok panikliyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve böylece çocuğu daha da fazla sıkmaya çalışıyorlar. Çünkü ergenlik dönemi daha fazla özerklik ve özgürlük isteyen bir dönemdir. Yani çocuklar odalarına girilmesinden istemezler, daha geç gelmek isterler, daha fazla arkadaş isterler. Güzel olmak isterler, yakışıklı olmak isterler, beğenilmek isterler. Bütün bunlar ailenin paniklemesine ve ne oluyor, bizim çocuğumuzun başına ne geliyor endişesi yaratabiliyor. Bu sebeple de daha fazla baskı, daha fazla kontrol. Bu da işte o çocuğun aileden uzaklaşmak için zihninde oluşturduğu o çatışmayı daha da arttırıyor. Evet. Ve iletişim de zaten çok iyi değilse iletişim kopmasına ve çatışmalı bir ilişki doğmasına yol açıyor. Yani işte birçok sorunlu ergenin söylediği şey ailem beni anlamıyordur aslında. Aslında o kendi de ne anlaşılması gerektiğini bilmiyordur ama öyle bir duyguya sahiptir. Çünkü aile de çocukta ne olup ne bittiğini fark edemiyordur. Böylece işte karşılıklı birbirini anlamayan bir çatışma ortamı ortaya çıkıyordur. O sebeple ailelerin ergenlik dönemindeki fizyolojik, fiziksel, ruhsal ve bedensel değişikliği çok iyi takip etmesi gerekiyor. Ve buna yönelik olarak kontrolü serbestli yapması gerekiyor. Yani bir ergene akşam 4'te eve gel dediğinizde çatışma çıkar. En temel şey aslında ergenlerle anlaşmanın en kolay yolu pazarlıktır. Siz kendi istediğinizi söylersiniz, o kendi istediğini söyler ve bir ortak yol bulunur ve yaptırımlar uygulanır. Yani o yalan söylediğini ya da yapmadığında bir takım şeyler engellenir. Ödül sistemi ve ceza sistemiyle aslında işler çok kolay bir şekilde organize edilebilir. Aynı zamanda da ergenin istek ve arzularına saygı duyabilmek onun kişilik gelişimi için de çok çok önemlidir. Evet, bunlar önemli bilgilerdi. Hocam biraz da bir kısa ara vermemiz gerekiyor. İşin tedavi boyutunda süreçlerde aileler ya da ilgili gencimiz, çocuğumuz neler yaşıyorlar ve tedavide başarı şansımız nedir? Bunlarla alakalı bilgiler de soracağım. Zira bu bilgiler önemli. İnşallah bu konulardaki farkındalığımızı arttıralım ki size gelen hasta sayısı olabildiğince azalsın. Niyetimiz o. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezi'ndeyiz ve merkezimizin koordinatörü uzman doktor Arzu Çiftçi hocamızla birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. We'll be right back.
izleyenlerimiz Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün Bakırköy'den sizlere sesleniyoruz. Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavisi Merkezi Koordinatörü Uzman Doktor Arzu Çiftçi hocamızla birlikteyiz ki ÇAMATEM birimi yani Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavisi hususunda çalışmaların yapıldığı bir birim. Programımızın birinci bölümünde hem birimimizden bahsettik, yapılan hizmetlerden bahsettik ve bu madde bağımlılığıyla alakalı çocuklarımızda nelere dikkat etmemiz lazım ve bu hususta erkenden bu konuları fark edebilmemiz için neler yapılabilir? Daha da önemlisi önleme noktalarında neler yapılabiliri konuşuyorduk ki kısa bir ara vermiştik. Önlemeden devam edelim hocam. Burada dedik ki aileler çocuklarıyla iletişimi önemli. Ergenin neler istediğini, ergenle iletişimin nasıl olması gerektiğini ailenin bilmesi önemli. Mesela hocam şunlar da merak ediliyor. Ya bu çocuklar nasıl bu maddelere ulaşıyorlar? Yani kolay mıdır hocam bunlara ulaşmak? Ve bu noktada ailelerin yapabileceği şeyler var mı? Şimdi tabii ki bu aslında kolluk kuvvetlerinin emniyetin işi. Ama bize gelen çocukların hemen hemen tamamının söylediği şey uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri bulmak çok kolay diyorlar. Ulaşmak çok kolay. Günümüzde maalesef durum bu halde. Burada temel mesele şu. Gerçekten artık gençlik bu işte globalleşme ya da telekomünikasyon aletleri yüzünden her şeyi biliyor. Her biçimde ve her şeyi biliyor. Belki bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor. Burada asıl mesele çocuk ya da ergen uyuşturucuyla karşılaştığında bunu kullanmasın. Kullanmamasını sağlamak. O yüzden de aslında ailelerin en temel şeyi işte bu kontrol dediğim şey var ya çocuğun nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını biliyor olması. Özellikle bizim İstanbul gibi kozmopolit işte hem anne hem babanın çok çalıştığı, birlikte çalıştığı merkezlerde maalesef çocukların çok boş zamanları oluyor. Okuldan sonra çok boş zamanları oluyor. Bu boş zamanları çok iyi şekilde organize etmesi gerekiyor ailenin. Her çocuğun mutlaka spor yapması gerekiyor. Spor gerçekten hem bir antidepresan etkiye sahip, çocuğun kendini ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlıyor. Hem de o ergenlik döneminin getirmiş olduğu enerjinin boşalmasını sağlıyor. Akşam huzur içerisinde evinde uyumasını sağlıyor. Birçok kötülükten, birçok yanlış işten de koruyor. Özellikle takım sporları çocukların iletişimini de birlikte işbirliği yapma özelliğini de çok ciddi şekilde arttırıyor. Bunun dışında ailelere önerilebilecek en kolay şey okul takibidir. Bir çocuğun olması gereken yer okuldur. Okul çok önemli. Okul takibi çok önemli. Çok net çalışmalar var. Bakın deniyor ki bir kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa o duygu durumunu devam ettirmek istiyor. Yani bu ne demek? Eğer çocuk okulda kendini iyi hissediyorsa, değerli hissediyorsa ve başarılı hissediyorsa uyuşturucuyla karşılaşsa bile kullanmıyor. Bunu kaybetme riskini bildiği için. Ama bunun tam tersi ise, yani çocuk kendini okulda başarılı hissetmiyorsa, mutsuzsa, benlik saygısı azsa, tam da işte bu duygu durumdan uzaklaşmak için kendini rahatlatacak başka şeyler arıyor. O yüzden de mutlaka çocuğun kendisini okulda iyi ve başarılı hissetmesini sağlayacak bir sistem gerekiyor. Burada milli eğitime de çok önemli görevler düşüyor öğretmenlere de. Çünkü her çocuğun akademik başarısının aynı olması mümkün değil. Yani bizde akademik başarıdan kasıt Türkçe, matematik, fendir. Maalesef her çocuk, her ebeveyn, her öğretmen Türkçe, fen ve matematik iyi olan çocukları seviyor. Ama her çocuğun ne IQ'su ne kapasitesi aynı değil. O yüzden de çocukların hangi alanda kendilerini başarılı ve mutlu hissedeceklerini bulup o alanda ilerlemelerini sağlamak gerekiyor ki sistem bir şekilde ilerlesin ve çocukların özgüveni yerinde olsun. Bu noktada zaten öyle bir işlem gerçekleştiği zaman az önce de dediğiniz gibi kendisinin mutlu olduğu alanda faaliyet gösteren çocuk başka şeyleri arama hususunda da defanslı oluyor. Oraya daha uzak olmuş oluyor. Evet, ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymuyor. Kısacası sevgili anne babalar ve eğitimcilerimiz. Yani çocuklarımızın hani derler ya kumaşının ne hangi şeye uygun olduğuna göre bir sınıflandırmaya tabi tutmamız lazım. Hepsi zira aynı değil. Peki hocam şimdi şu konuyla alakalı sorular sormak istiyorum. Başımıza böyle bir durum geldi. Aile olarak sormuş olayım. Çocuğumuzda biz bir şeyler hissediyoruz ama adını da koyamıyoruz. Bir madde mi kullanıyor acaba bu çocuk?
Ne gibi belirtiler olur? Anne baba neyi gördüğü zaman şüphelensin? Ve size ne zaman başvurulacak? Ya da size başvurmadan önce yapması gerekli olanlar var mı? Şimdi bir çocuk bir günde, iki günde, üç günde bağımlı olmuyor. Yani maddeyi bir kere ya da iki kere kullanmak bağımlılık yapmaz. Bu çok önemli. Burada mesele şu, uyuşturucu bir yolculuğa çıkarıyor çocuğu. O yolculuk gerçekten çok ciddi şekilde çocuğun bütün hayatını negatif boyutta etkileyen ve çok ciddi sosyal, fiziksel ve ruhsal kayıplarla giden bir yolculuk. Aile eğer uyanık olmazsa, hayat rutininde çok doğalında gidiyorsa, bir sorun olmuyorsa maalesef çocuktaki değişiklikleri fark edemeyebiliyor. Halbuki bu süre zarfı içerisinde çocukta birçok değişiklik oluyor. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem de bedensel olarak. Öncelikli olarak çocuklar yalan söylemeye başlıyorlar. Daha fazla para harcamaya başlıyorlar. Daha geç gelmeye başlıyorlar. Fiziksel ihtiyaçlarını daha az gözetmeye başlıyorlar. Şimdi bazı sayacağım özellikler ergenlik döneminde de var olan özelliklerdir ama bir takım değişiklikler de var. Mesela ergen için fiziksel görüntüsü önemlidir. Dış görüntü önemlidir. Nasıl göründüğü, güzel mi olduğu, yakışıklı mı olduğu, saatlerini aynı anda geçirebilir. Ama madde kullanan biri için artık bunun bir önemi yoktur. Yavaş yavaş fiziksel bakımlarını ihmal ederler. Uyku yanıklık dengeleri bozulur, yeme içme dengeleri bozulur. İlk belirtiler aslında okuldan gelir. O yüzden okul takibi çok önemli ve çok basit. Yani ailenin okulu düzenli takip etmesi, çocuklarındaki bir takım değişikliği fark etmesi için çok kolay. Çünkü sadece uyuşturucu değil, yani bir travmaya da maruz kalmış olabilir bir çocuk. Bugün artık akran etkisi dediğimiz ve psikolojik olarak çok çok ciddi boyutlara ulaştığını tespit ettiğimiz akranların birbirlerine olan baskısı ve şiddeti, internetin çocuklar üzerindeki işte cinsel ya da fiziksel şiddetlere ulaşan tehlikeleri maalesef çocukların başına gelebiliyor. Bunlar da çocukları tekrar uyuşturucuya sevk edebiliyor. Bütün bunlar çocukların ruhsal dengesini bozduğunda önce okuldaki ders başarısı düşmeye başlıyor. Ders başarısı düşünce özellikle uyuşturucu kullanıyorsa uyuşturucunun getirmiş olduğu etkilerle daha öfkeli ve daha agresif oluyorlar. Okulda kavgalar başlıyor, sürtüşmeler başlıyor, öğretmenlere karşı gelmeler başlıyor ve öncelikli olarak dersten kaçmalar başlıyor. Yani çocuk tabii ki ailesinin yanında daha kontrollü davranıyor ama dışarıda daha serbest davranıyor. O yüzden de en kolay çocuğun sosyal ortamını takip etmek, yani okulu takip etmek aslında işlerin yolunda gitmediğini anlamak için çok önemli. Çok önemli. Ders çünkü başarısı zira çocukla anne babasının geçirdiği zamandan çok daha fazlasını okulda öğretmeniyle ya da arkadaşlarıyla geçiriyor. Oradaki parametre ailedekinden çok daha farklı. Dediğiniz gibi bir sıkıntı varsa en birinci olarak oradan gelecek döneler çok çok önemli. Peki bir problem var hocam. Çocukta biz artık şüpheleniyoruz. Bir madde kullanıyor, adını da koyamıyoruz. Neler yapması lazım ailenin? Öncelikli olarak çocuklarını gerçekten takip etmeleri gerekiyor. Hani bir sıcak ilişkiyle beraber. Bu takip dedektiflik oynamak değil. İletişimi hızlandırmak, iletişimi arttırmak, akşam daha fazla birlikte vakit geçirmek için çaba harcamak. Çünkü ergenler aslında odalarına çekilirler. Maalesef bu da anne babanın işine gelir. Çünkü işten yorgun gelmişlerdir, onlar da ayaklarını uzatmak isterler vesaire vesaire. Günlük hayat koşturması içerisinde çocukların aslında onlara ne kadar ihtiyacı olduğunu da fark etmeyebiliyorlar. Bir takım şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiklerinde illa uyuşturucu olması gerekmiyor. Çocuklara daha fazla zaman geçirmek, mesela hafta sonu sinemaya gitmek, birlikte zaman geçirmek, kaliteli zaman geçirmek çok önemli. İletişimi arttırmak ve hızlandırmak aslında çocuğun ya da ergenin onları açılmasını da kolaylaştırabilir, yaşadığı sorun neyse. Ve ben açık olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü açık iletişim ergenin anne babasına daha fazla güvenmesini sağlar. Çünkü çocuklar aptal değil. Yandan, yöreden, kıyıdan bir takım sorular onların daha fazla kendilerini saklamalarını ve yalan söylemelerine yol açabilir. Ama tabii ki odalarında, işte günlük temizlik sırasında, ne bileyim işte sigara sarılan çarşaflar, çarşaf dediğimiz beyaz kağıtlar, bir takım pet şişeleri, alüminyum folyo, yani bir çocuğun odasında olmaması gereken bir takım malzemeler varsa artık panikleme zamanı gelmiştir bunların ne olduğunu. Öfkelenmeden sakince sormak, endişeleri söylemek bence çok çok önemli. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerle alakalı çocukların ve gençlerin bilgilendirilmesi de çok önemli. Tabii öncelikli olarak anne babanın bilgilenmesi lazım. Yani internetten oturacaklar ve nedir bunlar diye okuyacaklar.
Ondan sonrasında da çocukların yaklaşımlarla alakalı danışmanlık da alabilirler. İnternette çok fazla bilgi var ama özellikle sağlık sitelerini almalarını öneririm. Çünkü çok kirlilik de var aynı zamanda informasyon olarak. Açık ve sıcak bir ilişkiyle, yakın bir ilişkiyle ve kontrolle en azından çocuklarının daha uzun vadede tamamen kaybolmasını engelleyebilirler. Çocuk deneme aşamasındaysa anne ya da babasının kontrolünü hissettiği anda bunlardan vazgeçebilir. Bir takım önlemler alınabilir. Mesela işte boş vaktilerini ortadan kaldırmak, işte herhangi bir enstrüman çalmasını sağlamak, bir koroya ya da bir spor kulübüne yazdırmak. Daha yumuşak ve daha sıcak bir iletişimle, daha sıkı kontrolle aslında çocuğu bir takım şeylerden geri çekip kendini daha iyi hissedeceği bir ortam sağlamak. Mesela beraber ders çalışmak olabilir. Artık ekonomik olarak ebeveynlerin durumu olmasa bile belediyelerin çok güzel gençlik merkezleri var. Buralara kaydolabilirler, buralardan ek dersler aldırılabilir. Aslında özellikle büyük şehirlerde oldukça ciddi miktarda olanak da var. Var, evet. Ki dediğiniz gibi belediyeler gerek işin spor kısmında farklı bir hizmetler verdikleri gibi kültürel sanatsal açıdan da ve çok cüz'i rakamlara yani katılımın da böyle tamamen ücretsiz olduğu zaman değersiz olması durumu söz konusu olabiliyor ama herkesin altından kalkabileceği rakamlara bu organizasyonlar yapılıyor. Bu organizasyonlar ilgi alaka göstermek çocuğumuzun geleceği açısından önemli gerçekten. Peki hocam size başvuru direkt mi oluyor yoksa biz önce bir sağlık ocağımıza gideceğiz çocuğum? Yani bir basamak basamak mı gerçekleşiyor yoksa sizin biriminize başvuru direkt böyle bir şeyden şüphelenmişsek çocuğumuzda gerçekleşebiliyor mu direkt olarak? Şimdi şöyle genellikle aileler böyle bir durumda çatışmaya giriyorlar. En temel şey o. Ben özellikle işte hani çocukların uyuşturucu kullanmaktan şüphelenmesinden çok işte hani işlerin yolunda gitmediğini anlamaları çok önemli. Çünkü sen uyuşturucu mu kullanıyorsun sorusuna çocuğun ilk vereceği yanıt tabii ki hayırdır yani. Hiçbir çocuk evet uyuşturucu kullanıyorum demiyor. Yalan söylüyorlar. Ve uyuşturucu kullanma süresi ne kadar uzarsa yalan söyleme konusunda o kadar profesyonelleşiyorlar. Çünkü sistem üstüne kurulu. Çocukların madde kullanmaya devam ettikçe kayıpları artıyor. Kayıplarını telafi edemedikleri için de yalan miktarı artıyor. Ve yalan miktarıyla birlikte bu işte profesyonelleşiyorlar. Başka konularda da belki yalana her başlıyor. Her konuda. Yani çünkü uyuşturucu hayatın bütün alanlarını kaplayan bir şey. Çünkü bütün zihni, ruhsal yapıyı ve doğal olarak da çocuğun 24 saatini kontrol altında alan bir madde. O yüzden de işte okul, sosyal çevre, aile her konuda çocuklar yalan söylüyorlar. İdare etmeye çalışıyorlar. Bunun da en kolay yolu yalan söylemektir tabii. Önemli olan nereye başvurdukları değil. Yani işlerin yolunda gitmediğini fark ettikleri zaman aile hekimlerine de başvurabilirler, bize de başvurabilirler, bir özel kliniğe de başvurabilirler. Çünkü bir hekim onları çok kolay yönlendirebilir, bize kadar da gelebilirler. Dediğim gibi önemli olan aslında nereden nasıl yardım alacaklarını bilmeleri. Belli bir yerden sonra tabii ki mutlaka profesyonel yardım gerekiyor ve zaten bize sevk ediliyorlar. Evet. Hocam gerçekten bu bilgiler önemliydi. Zira çocuklarımızla hele hele yeni yetişmekte olan çocuklarımızın gerek ruh dünyası gerek sağlığını birebir ilgilendiren bir husus ve ne yazık ki gazetelerin 3. sayfa haberlerinde bu konularla alakalı çok olumsuz haberleri de okuyoruz. İnternette yayınlanan görüntüler var işte bir madde kullanmış kendinden geçmiş çocukların işte çeşitli görüntüleri. Bunlar hocam iyi bir hizmet mi oluyor aslında? Ya orası da tartışmalı. Ya bunlar gözüksün ki insanlar aman bundan uzak dursunlar ya da bunların gözükmesi daha da buraya sevk edebiliyor mu gençleri? Ben özellikle bu haberlerin toplumun uyanması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bonsai dediğimiz sentetik kanabinoidler Türkiye'ye yayılıp çocukları öldürmeye başlayınca medyanın ilgisini çekti. Çekti, evet. Halbuki zaten böyle bir problem vardı. Yani sentetik uyuşturucular Türkiye'de madde kullanımını patlatmadı. Zaten böyle bir problem alttan yürümeye devam ediyordu. Bunu görünür hale getirdi. Tabii ki o çok negatif, kötü görüntüler herkesi negatif olarak etkiliyor ve uyanık kalmalarını sağlıyor. Bu anlamda medyanın ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki işte zaman zaman emniyetin yaptığı bir takım yakalamalar var işte sanatçılarla alakalı. Bunlar da maalesef yanlış yorumlanabilecek şeyler yani. Uyuşturucunun normalize olmasını sağlayacak. Evet, herkes kullanıyor. İşte idoller kullanıyor. Hı-hı. Bu çok yanlış. Evet. Yani
eğer medyaya yansıyacaksa mutlaka tabii ki negatif örneklerle olmalı. Yani o görüntülerin ben bu işi yıllardır yapıyor olmama rağmen benim için bile çok travmatik etkisi var. Evet. Bazen tek bir görüntü bir ebeveynin ya da bir çocuğun uyanmasını ve kendine gelmesini sağlayabiliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok önemli bilgilerdi. Sevgili izleyenlerimiz, Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bugün sizlere seslendik. Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezi Koordinatörü Uzman Doktor Arzu Çiftçi hocamızla birlikteydik ve biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.